Artık bu gece belki yine cami gezeriz. Camileri geziyoruz Kandil'de, çok iyi geliyor. Değil mi? Belki yaparız. İyi olur valla. Çok güzel olur. Hoş geldin Nurgül. Hoş bulduk. Hoş geldin Emre. Nasılsınız? Nasıl geçti? Ben çok merak ediyorum. Şimdi buradan giden konukları. Gerçi siz İstanbul'da yaşadığınız için herhalde birbirinizi aynı evde değilsiniz şu an değil mi? Yok, ben annemin evindeyim. Annenin, sen de aşağıdasın Nurgül değil mi? Evet, bir alt kattayım. Peki alt katta sen onların gürültüsünü falan duyuyor musun? Ayak sesleri, gürültüsü. Büyük bir site olduğu için duyulmuyor. Duyulmuyor öyle. Duyulmuyor. Peki eve gitmeye çalışıyor musun Emre sen? Tabii ki de. Ya ne yapıyor? Karnın acıkmıştır. Annem yemek yaptı getireyim. Tabii annesinden biri yoktur muhakkak. Sana yemek getiriyor. Almıyorum ki. Benim onun yemeğine ihtiyacım yok yani. Yemek getiriliyor kapına, ne diyorsun? İstemediğimi söylüyorum. Defalarca söyledim, yine yapıyor yani. Annesi de çok güzel yemekler yapıyor ama gerçekten. Güzel yemekler yapıyor mu? Antep yemekleri çok güzeldir. Gerçekten lezzetlidir. Ben dün şuna çok sinirlendim ve çok da kızdım Nurgül'e. Bu kadar insanların içinde bana adam mısın diye bir kelime kullandı. Sosyal medyadan da bana bir sürü yorum geldi. Bunu düzeltmesini istiyorum ve benden özür dilemesini bekliyorum. Özür dilerim. Biraz sesini yükselsene Emre. Benden özür dilemesini bekliyorum. Çünkü bana dün o kadar çok ağır bir kelime kullandı ki, adam mısın sen dedi. İnsanlar bana akşama kadar mesaj attı. Ne demek istiyor? Yani sonuçta 6 senelik bir ilişkimiz var burada. Birbirimizi sevmişiz. Adam mısın demedim ya. Adam ol dedim. Adam mısın dedin. Yo, adam ol dedim. Adam. Ya onu da demişimdir. Onun için özür dilemesini istiyorsun. Kesinlikle özür dilemesini istiyorum. Söyle artık, o Nurgül'e kalmış. Sen söyle. Özür dilemeni bekliyorum şu anda insanlardan. Benim insanlarla ne alakası var? Ben sana söyledim. Ne alakası var insanlarla? Ben sana söyledim. Sen niye bizim ilişkimize hep birilerini katıyorsun? Yok, sosyal medyadan öyle eleştiri geldi. Bize ne onlardan ya? Nurgül, sen beni adam yerine koymazsan dışarıda hiç kimse beni adam yerine koymaz. Ne alakası var? Öyle adam yerine koymamak. Bak, koymuyorsun beni. Dışarıda da insanlar diyor ki adam değil misin siz? Değil misin sen? De sen söylediğin de lafın burada arkasında dur o zaman Emreciğim. Hayır bak, beni burada farklı lansman ediyorsun. Farklı gösterdiğin için insanlar da bana dışarıda farklı, dışarıda da aynı şeyi farklı söylüyorlar, tepki diyorsun. Veriyor. Düğünde Esra Hanım kalktı benim yüzüme su fırlattı. O video 500 milyon. Ben sokağa çıkmaya utanıyorum. Size yemin ederim. Yani suratıma yüzüme su fırlatıyor. Düğün günü. Ben onun yüzünden beni hale getiren sizsiniz ya. Sokağa çıkmaya utandım. Ben durup dururken bir insanın suratına su dökecek bir insan değilim. Beni o hale getiren sensin, sizsiniz. Nurgül, annenin dolduruşuna geldin. Ne kendini alakası var annemle? Kameralar oynadın. Ağzı millet, var dili yok ya. Milletin gözünün önünde kameralar oynadın. Yüzüme su fırlattın. Bilerek mi yaptı onu? Bilerek yaptı. Onu çok... Hayır ya. Bilerek yaptı. Refrek, ben normalde yapıyorum ki. Normalde yapıyorum ben sana bunu. Bilerek yapıyor yaptın. Musun? Hayır, ben sinirlenince ne yaptım bilmiyorum yani. Her gün benim yüzüme su mu fırlatıyorsun? Sinirlenirsem fırlatırım yani. Düğünde nasıl su fırlattı? Var mı o görüntü bizde? Bilmiyorum, var yani. Vardır ya, sosyal medyada viral oldu zaten. Neden su fırlattın sen? Ne oldu o? Ya çok kötü bir düğün yaptılar güya. 2000 kişi var. Takıya çıktık, takı takılmadı. A, takı gelmedi. Takı hiç gelmedi Esra Hanım. Utandım yani. Yani Antep'e gidiyorsun. Bir de Antepliler ya, Antep'te annesi kesinlikle takı takılmayacak diye tembih ediyor. Öyle mi? Bu benim oğlumun düğünü değil. Benim oğlumun gerçek bir düğünü olduğu zaman takacaksınız. Herkesi tembihliyor, sakın takı takmayın evet, buna diye. Önünü kesiyor takı takanların. Aa. Ben çok utandım. Orada zaten yerin dibine girdim. Zaten orada başladı. Yok, kara çelenk gönderdi düğüne. Ondan sonra kara çelengi buraya bıraktı, hiçbir şey bak. Sesimi bile çıkartmadım. Sonra gelip yanıma koymaya çalıştı. Nurgül, o zaman çıldırdım. Nurgül. Beni bu hale getiren bunlar yani. Ben kendi kendime bu hale gelmiyorum ki. Durup dururken bir insan hale gelir mi? Ne olay var? Kara çelenk değil. Senin o kara çelenkteki üstündeki benim deveci soy ismimi yırtman. Düğün ben günü, o anda o psikolojiyle senin deveci yani soy ismini düşüremem. Ayrıca yırttım, iyi de yaptım. Az bile yaptım. O gün ben zaten boşanacağım dedim ya. Boşanacağım, bitti sen dedim. Sen daha evlenirken yani boşanmayı düşündün aslında. Yani orada boşanacağım, bitti dedim yani. Şimdi ama bir kadın olarak tabii annen takı taktırmadıysa hiç ona kızmakta haklı. Ya takı taktırmamasına ben de kızıyorum. Tabii ki de kızıyorum. Sonuçta maddiyatsızlığımız var. Bir ev kuracağız, bir yuva kuracağız. Bunun için de insanların desteğine ihtiyacımız var. Ben bu kadar organizasyon yaparken, bu kadar istediği düğün tesisini tutarken, işte böyle ne istediğim düğün tesisi? Sanki Barat çırağı tutmuş. Gaziantep'in. Ulan ne tuttu?
bak. Gaziantep'in. Benim Antep'te ne işim var yani? Bak, Antep'in en güzel. Beğenmedin mi yeri çok? Hayır, yer olarak yani Antep'in en güzel yeri de. Ne nezih. İşim var Antep'te yani benim? Biz sizin için gitmişiz. Takı takılır diye gitmişiz yani. Nilgül, senin benim bütün ailem oradaydı. Benim ailem istemiyordu ya. Benim ailem istemiyordu. Benim bütün ailem oradaydı. Kendisinin bir anası vardı, bir kız kardeşi bile yoktu. Ne işi vardı? Bir anam vardı Nilgül. Koskoca düğün yapıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü hanımefendi evlenmiş, ayrılmış ya. Bu duyguları bana yaşatmak istemiyor. Hayır, neden? Onunla bir ilgisi yaşamış var. Çünkü bunları. Bana hayır. Bunları benim yaşamış. Şey var mı? Doğru benim mu? Bir düğünüm oldu. Bana herkes takısın takı. Dayım, amcam. Şimdi ikinci kez evlenirken ben dayımı böyle çağırıp tekrardan bana takı tak diyebilir miyim? Hı hı. Benim ikinci evliliğim zaten olmaz takı benden. Nurgül. Senden olsaydı diyorsun. Yani senin ilk evliliğin senin olacaktı yani. Esra Hanım, siz bir adamın yüzüne su dökerseniz, düğünde rezillik, cıngar çıkartırsanız, hiç bilmeyen birinin arabasına binip giderseniz, hiç bilmediğimiz... Beni ailesiz getirdiniz ya. Ya hiç bilmediğimiz... Ay Antep'tekiler bağlansın ya. Hiç bilmediğimiz, tanımadığımız bir adamın arabasına biniyor düğün günü, başka bir yere gidiyor. Düğün günü ya, gelinliğinde başka bir adamın kimin evine... Kimin arabasına biniyor ya? Ya gidiyor, düğünü terk ediyor Esra Hanım. Başka birinin arabasına biniyor, ben gidiyorum orada müdahale ediyorum. Düğün yapıyoruz, nereye götürüyorsun abi benim eşimi diyorum. Kimmiş şu adam? Annesiyle bunu almış, tanımıyorum ben. Kendisi de tanımıyor. Adam bilmiş. Kim? Adama ben rica ettim. Sinirlendiğim için beni götürün dedim. Orada da araç sahibi olan birisi yani. Hı hı. Bunda kötü bir şey sen yok ki. Sen bu kadar şey yapıyorsun ya. Benim annemden bir sevgi bekleme. Vallahi bekleme. Ya benim senin annenin sevgisine ihtiyacım yok ki. Bekleme abi. Senin var, benim yok. Bekleme. Senin annem benim hayatımda olsa ne olur, olmasa ne olur. O zaman niye gittik biz o kadar programa katıldık, ananın gönlü olsun dedin. Senin Emre için yanındayım olsun dedin. Dedin. Bana ya, ne ya? Yalan ne? Konuşuyor. Bir öyle bir böyle. Bir öyle diyor, bir böyle diyor. Bak ben elimden yalan tuttum, konuşmam Emre. Elimden tuttun, televizyon programına çıktık. Televizyon programına. Annemi ikna etmek için çıktık. Tamam, anneni ikna etmiş çıkmış olabiliriz de ben senin için çıktım. Senin yanında olabilmek için, beni daha iyi tanısın diye Nurgül, çıktım. Nurgül, bütün hata bende mi? Allah'ını evet. Seviyorsan bak elini ayağını öpeyim ya senin. Bütün hata bende mi çek ya? Bütün hata suç bende mi ya? Çek şu ellerini. Hiç mi senin hatan yok? Hiç mi yok? Düğün günü o kadar rezillik çıkarttın. Sana yalvardım, yakardım. Ay bir de yapma suçlu dedin. Ben oldum. Ama ya. Emre şimdi bak kızlar, kadınlar kızabilir böyle bir şey. Çelenk gönderirse, altın takılmazsa kadın kızar buna. Ya Esra Hanım, 3000 kişinin içinde öyle bir utanmışım ki yerin dibine girmişim ya. Bakın yerin dibine girmişim, suratıma su fırlatmış benim. Sana bir benim. Şey söyleyeyim mi? Keşke yer yarılsaydı ben içine girseydim, orada kaybolsaydım. Sen de evleneceğime. Yemin ediyorum sana ben sana evet dediğim güne lanet olsun. Lanet olsun sana evet dediğim güne. Vallahi bak. Yazıklar ediyorsun. Yemin ediyorum. Bu kafalarda bir insanla evlenmez vallahi yani. Vallahi billahi nankörsün. Yemin ediyorum nankörsün. Sensin nankör. Yemin ediyorum nankörsün. Sen benim nankörsün. Senin bunu... sana yaptıklarımın yanında, tamam mı? Bunları bana söylüyorsan ya, nankörsün demektir. Emre. Nankörlükten başka bir şey değil. Benim eski sevgilerim senin bana için. Neler yapmış. Sen ne yapmışsın senin eski ya? Burada bu sen eski... ne yapmışsın senin, ki? Senin... Yani sen yoktan var edin. Bunu da mucizevi bir şeymiş gibi benim önüme sunuyorsun da. Utanmadan eski sevgilini zaten söylüyorsun zaten imkanları bundan. Olan insanlar tamam bunları şöyle yaparak yapıyor bana. Utanmadan anladın mı? Utanmadan eski sevgilini mi söylüyorsun burada? Vallahi yazıklar olsun hak sana. Hak ediyorsun. Vallahi yazıklar olsun. Billahi yazıklar olsun. Hiç utanmıyorsun değil mi eski sevgiliniz konuşurken buradan? Nikahlıyız abi değil mi? Utanacağım? Çekişmeli boşanma yo, davamız var değil mi? Utanmıyorsun. İnsan birazcık utanır, onur olur be, gurur olur be. Adam sen mısın de... diyorsun, bana şunu söylüyorsun, bunu söylüyorsun ya. İnsan peki, utanır ben ya. Ben şunu merak ettim, bu adam mısınla girdin konuya çünkü. Adam mısın derken neyi kastettin Nurgül? Dün ne dedim ki bilmiyorum, hatırlamıyorum. Dediğini unutuyor. Ya söylediğini unutuyor ya. Söylediği kelimeyi bile unutuyor. Bugün böyle, yarın başka. Yarım saat sonra bambaşka bir Nurgül var. Bir yani Nurgül olsun. Şöyle demiştin, sen bana bunları vaat etmiştin yapacağım diye, yapmadın adam mısın gibi bir şey söyledin. Ya yalan söylemesine gerek yok yani, bir şeyleri yapabiliyorum yapamıyorum desin. Onu söylerim ben yani. Peki. Neyi yapamamışım? Villa yok, cip yok. Esra Hanım. Ya Allah aşkına karnımı doyurduğunu söylüyor ya. Ne cipi ne villası yani. Karnımı doyurduğunu söyleyen bir adamdan bahsediyoruz. O yüzden adam mısın diyorum. Yani sadece benim yani yiyecek ihtiyacımı karşılıyor. Bunu da söylüyor. O yüzden ayıp, diyorsun vallahi sen. Vallahi ayıp, evet. Billahi ayıp, yazıklar olsun. Gerçekten verdiğim emeklerime şu ayıp, anda defol utanıyorum. Git. Gerçekten utanıyorum. Kim tutuyor seni? Gerçekten hayatımdan utanıyorum. Defol git Emre.
Kim tutuyor seni ya? Biri hiç mi bir şeyin kıymeti yok ya senin gözünde? Hiç mi bir şeyin değeri yok ya? Ne gibi? Hiçbir şeyin kıymeti değeri yok mu ya? İnsan görmez mi? Bu kadar mı kör olur Emre, ya? Emre yapıyorsun sonra söylüyorsun. Ne kıymeti kalıyor kör ki? Kör olacaksın, nankör olmayacaksın Nurcu. Ben nankör bir insan değilim zaten. De nankörsün de ikisi de yani. Değilim. Başka da hiçbir şey yok. İkisi de sen yaptıklarını söylediğin için beni bu hale getiren sensin. Sensin. Yemek yaptığın ya da yemek için harcadığın paraları söylüyor olman aslında kırmış. Ben şimdi düğün meselesine geldiğimde de düğünde tabii ki hani bir su fırlatmak ya da düğünden çıkışınca farklı yere gitmek bunlar yanlış gözükebilir ama altın takılmasını annenin engellemesi, çelenk göndermek sanki hani bir cenazeye gönderir. Bu gerçek düğün sayılmaz, ben bir daha evlendireceğim, kimseye takı takmayın demiş. Bu bir kadını bilmiyorum, sizler ne düşünüyorsunuz? Sinirlendirir yani. Sinirlenme, insan deliriyor Esra yani. Evlendiğine pişman oluyorsun yani. Peki siz buraya yani takılıyorsunuz. Ben diyorum ya size, düğün sabahı otelden dışarıya çıkıp İstanbul'a gelemedim. Siz ona takılmışsınız. 500 milyon izlenmiş benim suratıma su fırlattığı video. 500 milyon ya. Hiç utanmadın mı ya? Bir senede evli kaldım. Vallahi bu adam benim kocam demiyor musun sen? Niye utanıyorsun? Bu adam benim kocam. Senin suratına su fırlatılır yani. Ya ben senin neyini? Senin gibi adamın suratına su fırlatılır. Bak hala yanlış su konuşuyorsun. Hala ayıp ediyorsun. Yani. Hala ayıp ediyorsun. Hala konuşmaların çok yanlış. Bir özür. Ne özür dileyeceğim? Özür borçlusun bana. Ben özür dileyecek yerde dilerim. Hala ama sen bunu hak etmiyorsun. Bak sen niye buraya çıktın? Niye beni çıktım? İkna etmek için çıktın. İkna ne diyorsun çıktım ki bana? Benden özür dileyeceksin. Beni rezil. Tuhaf bir adamsın ya. Tamam bak beni ikna et diye çıktım buraya. Evet ama, sen bak öyle geldin Emre. Ama beni rezil ediyorsun. Ya böyle eskileri böyle açtıkça tamam mı? Rezil olacağız. Başka da hiçbir şey olmayacak burada. Eskileri gerçi açtıkça. Ama şunu düşünelim. Erkeği bir adam mısın lafı rencide eder. Ama ben ne kadar rezil oldum. Ona gelene kadar. Şimdi özür bekliyor senden Emre. Ne özürü ya? Söyle. Ne beklediğin Emre? Benden özür dilemesi gerekiyor. Adam mısın kelimesi. Bak yani bu kadar şey yapmama rağmen sana, bu kadar mücadele yapmama rağmen ben bunu hiçbir zaman hak etmedim abla. Hiçbir zaman da hak edecek bir adam olmadı. Beni şu hale getiren sensin biliyor musun? Hiçbir zaman. O saçlarımı o hale getiren sensin. Sen kızınla sorunum vardı. Kızınla dün, sorunum senin yüzünden oldu. Konuştuk zaten. Kızınla problemim vardı. O yüzden kesildi evet, diyorsun. Evet benimle hiçbir alakası yok. Sen benim kızımla problem yaşadığın için o hale geldik. Hiçbir alakası evet yok. Evet. Ben sana bak Esra Hanım, ben yaklaşmak istiyorum. Size yemin ederim. Yani yaklaşıp ondan özür dileyip ayağına kapanıp yemin ediyorum bunları nasıl yapmak istiyorum. Nasıl özür dileyip? Bir dakika, ben bir erkek kadından nasıl özür diler görmek istiyorum. Ama bana bu kadar hakaret ederken, adam mısın kelimesini kullanıp benden bir özür bile dilemezken ben bunu burada göstermeye bile utanıyorum açıkçası. Sen var ya. Utanıyorum. Gerçekten annen açıkçası utanıyorum. Annem izlediği için bu şekilde davranıyorsun. Hayır annem izlediği için evet değil. Evet Emre sen normalde böyle bir adam değilsin. Nurgül. Annen seni izlediği için bu şekilde Nurgül, sen normalde bana yalvarırsın yani. Sen de böyle bir kadın değilsin. Nasıl değilim? Sen de böyle bir kadın Emreciğim, değilsin. Emreciğim ben tıpatıp böyleyim ya. Sen de böyle bir tıp kadın değilsin. Tıpatıp böyleyim. Ben bu kadına aşık olamam ya. Evet sen ben bu kadına aşık oldun. Ben böyle bir kadın sevemem. Böyle bir kadına aşık olamam. İlk gün nasıl beni geldin? Beni etkileyen kimse yok ama. Şimdi iki günce. Bak ben böyleydim. Sen benim bu güçlü karakterimi sevdin zaten. Üçüncü gün bambaşkasın Nurgül. Hayır. Bir böyle adım değil mi Nurgül normalde? Hep böyleyim ben. Bak benim şurada değişik değilim ben. Dışarıda nasılsam burada da öyleyim. Ama o annesinin karşısında ya şu anda. Anne izliyor mu bizi? Annesi izlediği için. İzliyordur. İzler tabii. Annesi niye karşısında böyle erkeksi davranacak ya. Bak ben izliyorum o. Göstermeye çalışıyor. Yok sen böyle bir adam değilsin ki. Ben Hayır. böyle bir adama aşık olmam Vallahi zaten. Vallahi asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben böyle etmiyorum. Bir adama aşık olmam ki. Asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Ben şunu demek istiyorum. Nurgül bana bir adım gelsin. Ben ona hayatımı, ömrümü. Neyin var ya neyin ruhumu var? Ruhumu teslim etmişim zaten. Ruhunu ne yapayım ölü ruhunu? Tövbe yarabbim. Ruhumu teslim etmişim. Ne yapayım senin ruhunu yani? Bu kadar seni çok severken, bu kadar sana mücadele verirken. Ama yetmiyor Emre. Bazen bazı şeyler yetmiyor. Bak diyor ki ne yapayım senin ölü ruhunu. O zaman benim elimden tutacaksa Esra Hanım, burada benim yanımda olacak. Biz burada mücadelemizi vereceğiz. Annemden ev isteyeceğiz. Araba isteyeceğiz. Jip isteyeceğiz. Bütün mücadelemizi vereceğiz. Hepsini beraber kazanacağız. Sen buna inanıyor musun? Elimden annen bunları beni verecek güçte mi? Verecek güçte tabii ki de ya. Annem dün sadece vermedi dün. Annem sadece sağ kolundaki bilezikleri satsa bizim her şeyimiz olur. Bak o kadar söylüyorum size. Annenin böyle hem takı şeyi tabii maddi. Tabii bilezikler bizim Antepli kadınlarımız sever böyle altını küpeyi bilmem neyi çok severler. Ha, benim annem de. Vallahi olsa ben de takarım.
Ah böyle takarım yani. Verir mi annen sana? Benim yanımda olursa verir Esra Hanım. Ne yapması benim lazım benim elimden yani? Tutarsa her şeyimiz olacak söz kul veriyorum. Kul köle olmam lazım onlara Esra Hanımcığım. Hayır hayır hayır. Ama kadın siyah çelenk yollamış düğüne nasıl olacak bu? Esra Hanım. Vallahi biraz sizin aradığınız o villadayı ben değildim. Biraz kendini ben düzelsin. Ben de değilim yani. Bakın, ben değilim. Bakın vallahi herkesin göz önünde yalvarıyorum. Hayatım, güzel gözlüm. Yemin ediyorum bir adım gel, elimden tut, tamam mı? Biz annemi ikna ederiz. Evimiz de olur, arabamız da olur, her şeyimiz olur. Söz senin veriyorum annen, sana. Vallahi olacak diyorum ya. Hadi ben sorumluydum. Ben sorumluyum. Tamam, beni beğenmedi. Evlenmişim, ayrılmışım, çocuğum ya, var. Beni beğenmedi. Girme bak lütfen girme buna girme. Dört tane buna, nişanını yattı. Buna, o yüzden evi seni kimseyle paylaşmaz lütfen, senin annen. Dört tane nişan attırdı. Evet. Annesi attırdı. Evet. Dört nişanı niye attınız? Lütfen, niye beğenmedi niye onları? Niye attı söyle. Lütfen buna girme. Niye girmiyorum? Nurgül damarına basıyorsun. Bizim amacımız... Ama bir söylesin niye atıldı? Esra Hanım bizim amacımız Bağcı'yı mı dövmek... Annesi kimseyle Emre'yi paylaşamıyor. Bu yüzden atılıyor. Bizim amacımız Bağcı'yı dövmek değil. Üzümü bak, yemek. Ben olmasaydım... Bırak. Annem benim gibi bir edelim. Kadın olmasaydı seninle evlenmezdi biliyor musun? Evlenmedin ki zaten. Hakarete, bana kadınlık mı yaptın Nurgül? Hakar. Ya bak şimdi zorla söylettireceksin ya. Konuştur bağırtırma kadınlık beni. Kadınlık ne mesela? Hiçbir ne şey yapmıyorsun evde her şeyi ben yapıyorum. Sonra da diyorsun ki böyle böyle. Dün konuştuk bunu. Temizliği de biz yapıyoruz. Yemeği de biz yapıyoruz. Her şeyi biz yapıyoruz. Tabii ev işlerini yapıyor. Ben yine tamam diyorum sana. Tezbetçi mi aldın eş mi aldın? Ben onu sana yine tamam diyorum ya. Bir kadını neden bu şekilde lansman ediyorsunuz siz? Anlamıyorum ki. Bana kadınlık. Kadınlık yapmıyor, yemek yapmıyor, temizlik yapmıyor. Böyle bir mecburiyetimiz mi var bizim? Yok. Bu bir size mükafattır. Yani gülüm. Yapıyorsak bak, size gülüm. Teşekkür etmeniz gülüm. Gereken bir şeydir. Bana bak, bir zaten tane. Kabul etmiş görev bile zaten. Görev değil ki. Hayır bizim görevimiz değil. Bana bak. Bak dinde bile yok yani. Ha. Bizim görevimiz değil bu. Yapmak zorunda değil. İstemiyorum. Tamam. Baştan söylemiş zaten. Beni bir dinler misin? Tamam. Her şeyi yapacağım. Söz veriyorum ya. Yemeğini de yapacağım. Bulaşını da yıkayacağım. Ev villa istiyorsun ya tut elimden. Bulaşığı annem... da yıkayacağım bak her şeyi yapacaksın diyor. Bak villa tutacak bir daha söyle şeyleri ne yapacağını. Evi temizleyeceğim. Evet. Bulaşığını yıkayacağım. Ne istiyorsa yapacağım. Villa tamam mı ev güzel bir daire istiyorsun ya bir de jip için. Elimden tut annemi ikna edelim. Söz veriyorum annem yaklaşsan her şeyimiz olacak yapacak. Vallahi yapacak Esra Hanım. Annenin parasıyla yapacaksın. Yapacağız hepsini. Benim durumum yok şu anda. İstiyor ya bunlar. Yok tabii. Dümdüzak attı seni. Ben sahiplendim. Evliliği de biz bu şekilde kurtaracaksak Esra Hanım. Ya Emre Bey. Elimden tutsun bir benim. Dakika, bir dakika. Yalvaralım anneme. Ay, tamam güzel söylüyorum da sen bulaşığı evde yıkasan annen sana bu evlilik cevazı yine vermez gibi ya. Bulaşık yani, yıkıyor, temizlik yapıyor böyle hani şey yok. Sen bunları yok. Kabul edersen annen yine bir dakika ben kadınlara gibi. Şunu sormak istiyorum. Bizi izleyen kadınlara da sormak istiyorum. Gerçekten bir kadını hani kadınlık yaptın mı bana diyor ya Emre. Kadınlık yapmak ne demek? Ve gerçekten yemek yapmak, ütü bulaşık yapmak, yıkamak. Bulaşık yıkamak, temizlik yapmak kadının görevi mi olmalı? Ne düşünüyorsunuz siz? Hem siz de yazın yorumlara. Söyleyeyim Filiz Hanım. Öncelikle şeyi söyleyeceğim. Emre sen bulaşıkları yıkarsan, evin temizliğini yaparsan az önce sana dedi ya adam ol diye. Belki de bunlar için söyledi ya birazcık adam ol diye. Hayır. Bu bir ikincisi de bir şey söyleyeceğim. Bunun adamlıkla ne alakası Hanım, var ya? Bir şey söyleyeceğim Nurgül Hanım bir şey söyleyeceğim. Siz neden kendiniz çalışmıyorsunuz, kendinize villa almıyorsunuz, kendinize jip almıyorsunuz? Neden sürekli... Dediniz ya dün de sen olmasan bir başkası olur diye. Neden hep yanınıza bir erkek istiyorsunuz? Neden bir başkasından istiyorsunuz? Hiç erkek istemiyorum. İnan ki isteseydim. O zaman kendiniz yapın, kendiniz çalışın. Şu anda süperlük bir dairede otururdum yani. Jip alın, villa alın, ben, yapın. Ben Emre'nin bana yaklaşımını sevdiğim için Emre ile evlendim. O zaman evlendiyseniz devam ettirin. Neden o zaman yemek yapmamışsınız? Bir tas çorba bile yapmamışsınız. Eğer sevdiyseniz bir tas çorba yapabilirdiniz. Filiz önüne Hanım. Bir sofra kurabilirdiniz. Filiz Hanım. O bana kursun. Benim görevim mi bu? Filiz Hanım. Ya bak evet, işte görevimiz. Bak, kadın olarak bunu söylüyoruz. Hepimizin kadın görevi. Kadın olarak böyle söylüyorsak ben, zaten bizim görevimiz demek ki. Ben bunlardan da geçtim ya. Vesile Hanım da söylesin. Vallahi bunlardan da geçtim. Billahi bunları da istemiyorum. Bir dakika dinler misin? Bence erkek parayı kazanıp eve getiriyorsa kadın da evin işini yapmalı. Bu çok ama, yanlıştır. O evet onaylıyorum. Yapmak zorundadır. Onaylıyorum. Onaylıyorum. Ama paradan memnun değil. Sen de çalışıyorsun. Eşin de çalışıyorsa o zaman o evin işi de ortak olmalı tabii diye düşünüyorum de. Ben. Evet aynen bu şekilde düşünüyorum ben de. Farklı düşüncem yok ortak yani. Ortak para kazanıyoruz demek aynen. İstiyor Nurgül. Yani, yani hem ben tek para getiren Emre değil. Hem de yemeğini yapacağım, bulaşını yıkayacağım. Nerede o bolluk? Keşke bana da böyle birisi para kazansa, ekstradan onları yapsa iyi olur. Ama
Şimdi erkek kadın ayrımı yok ki. Beraber çalışıyoruz. Ben ondan daha çok para kazanıyorum yeri geliyor. Sen de benden daha çok para kazanıyorsun. Yeri geliyor kazanıyorum. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Nurgül daha çok mu kazanıyorsun Emre'den? Ne yaptığını sorar mısınız? Ne yaptığını bir sorun bakalım. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sen de senden daha çok kazandığım kesin tamam, yani. Ben daha çok reklam alıyorum. Ya Nurgül yatak şimdi burada konuşacağım. Konuşmak da istemiyorum. Neyi söyle? Yatak döşek yatıyorsun akşama kadar evde ya. Akşama kadar yatıyorsun. Emre abi beni sinirlendirme. Yemeğine kadar yemeğini bile hazırlıyorum mutfakta yatağa getiriyorum. Niye getiriyorsun ya. Biliyor musun? Niye getiriyorum? Nurgül evin kirasını ödüyor bilmem ne diye getiriyordu. Hayır yemin ediyorum vallahi de billahi öyle bir şey yok. Beni herkes tanıyor. Benim ne kadar çok... Valla bana da birisi evimi kirasını ödese yemeğimi getirse hayatında alışveriş yaptın mı sen be? Senin markette alışverişin ne kadar tuttuğuna benim var mı? Var. Nerede var? Sen dün ekmeğin fiyatını bilmiyordun. Bunları sen mi söylüyorsun ya? Ben... Dün ekmeğin fiyatını bilmeyen kız ya. Bugün ya... marketten bahsediyor bize ya. Emreciğim. Ben onları hep sosyal medyadan söylüyorum geliyor. Seninle bir ilgisi yok. Sadece seni kredi kartından çekiyoruz. Karttan. Kredi kartın da yok benim. Karttan çekiyoruz. Nurgül'cüğüm. O kadar. Senin haberin yok yani onlardan. Bak şimdi... Gidip salçanın markasını bulup da salça bile alamayacak bir adamsın sen. Ben mi? Evet. Ben gayet de alırım. Nerede? En ucuzu var ondan alırsın. Kirayı Nurgül sen mi ödüyorsun evin kirasını? Ya benim ödediğim çok oluyor ya. Bir kere ödedi. Bir kere ödedim ya. Nerede bu ya kiranın bir şeyi? Bir kere ödedi. Ya o kadar aşağılık bir insan ki biz ayrılırken. Aa, bana bak. Biz ayrılırken. Benle düzgün evet, konuş. Düzgün konuş benimle. Bak benimle aşağılık mı aşağılık konuşma. Altınları bölüştü. Altırdı aldı bozdurdu. Konuşmalarına dikkat et. Hı-hı. Onları bozdurdu. Kullandı. Hangi benim altınları? Bizim altınlarımız vardı birlikte. Onları aldı. İnsan altınları eşine bırak. Boşanıyoruz. Değil mi? Ayrılırken eşe bırakır. Ben televizyon etmedim. Al dedim. Geldiğimde kullanmıştı mesela. Ben kullanmadım hepsini mesela altınlarımı. Hepsini satmış. Hepsini satmış mı altınların? Evet. Anlatayım. İlk ayrıldığımız zamandan bahsediyorum. Bir ayrıldık geldim tekrar. Evet. Anlatayım falan. Abi. Şimdi zaten. Ben o altınları dediği de altında da fazla bir altın yok. Ben o altınları bozdurdum. Yemin ediyorum burada herkesin gözünün sen önünde. Sen niye bozduruyorsun bakın, benim altınımı herkesin yani? Herkesin gözünün önünde bozdurdum. Orada Nurgül'e harcadım barışmak için. Aa. Barışmak peki, için kazanıp harcasaydın. Barışmak hazırı... için ona harcadım. Yemin ya ediyorum ona harcadım. Sen onu getirip bana verseydin ben seninle barışırdım zaten. Öyle ne aldın ona? En parayla... lüks restoranta götürdüm. 10 bin TL hesap ödedim. En lüks restoranda balık restoranında 10 bin TL size yemin ediyorum. Tabii ben de onu yerken bilmiyorum kendi ondan altınlarımı sonra, yiyorum ondan yani. Ondan sonra oradan ama kadının altınıyla yapıyorsun oradan bunu. Oradan çıktık en lüks mağazadan gittim ona güzel bir çanta aldım barışalım diye. Getirttirdim eve bir şekilde. Sonra baktı altınlar nerede? Dedim ben bu altınları bozdurdum. Sana çanta aldım. Yine sana harcadım. Ama kadınlar buna kızabilir. Sonra yine eve gitti. Sonra beni yine bıraktı. Yine ama şimdi sen gitti. Kadının altını alıp onu restorana o parayla götürürsen oyla onunla çanta alırsan kızar en sonunda. Ya, sen getirsin altınları bana verseydin ben belki barışırdım zaten ya bir kahveye. Ya Esra Hanım ben de bunalımdayım. Çalışamıyorum çünkü Nurgül'le ben ayrılınca inanın diyorum size dengemi kaybediyorum. Kendimi kaybediyorum. Çalışmak istemiyorum. Yatak döşek oluyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Ben dedim ki hazırda bu var. Bozdurayım götüreyim gönlünü alayım. Ben kötü başka birine harcamamışım. Yine kendisine harcamışım yani. Ya sen niye harcıyorsun ya? Yine sana harcamışım. Sen benim altınımı niye harcıyorsun? Yine sana harcamışım Nurgül. Ben harcayamıyor muyum? Ben de bozdurur harcarım onu. Belki o senin kendi başına senin şey ihtiyacım yok ki yani. Nurgül benden isteklerini söyler misin? Fazla uzatmadan tamam mı? Burada hiç kimseyi de oyalamadan barışmak için isteklerini barışmak siz, için isteklerini evet, duymak istiyorsun. Evet siz de fazla oyalamadan burada isteklerini söyle. Yapabileceklerimizi söyleyelim tamam mı? Yapamayacaklarımızı da burada konuşalım. Lütfen. Emre 6 senedir yapamadın. Şimdi de yapabileceğini düşünmüyorum. Sadece senden bir ricam var. O yüzden seni istemiyorum. Bak sadece senden. O yüzden seni sevmiyorum. Ya anlatabiliyor muyum? Beni sevmesen şu an. Sevmiyorum. İstemiyorum. Beni sevmese şu anda burada oturmaz Esra Hanım. Beni sevmese, inanın bana değer vermese evden çıkıp da şurada karşımda oturmaz bu. Ben Nurgül'ü tanıyorum. İçini yüreğini biliyorum. Sen böyle bir kadın değilsin. Bak ben ya senin neyin için var beni? Seni çok seviyorum bir tanem. Sen de beni ben seviyorsun. Ben sevmiyorum. Ağzın söylüyor, içi söylemiyor ya. Sevmiyorum. Ağzın söylüyor, yüreğin söylemiyor. Ben yo, biliyorum beni sen sevdiğini. Sen nereden bileceksin benim içimi ya? Ben biliyorum abi beni sevdiğini ya. Vallahi şey boğazını şişti yani sana bağırmaktan. Beni sevdiğini biliyorum. Söz veriyorum. O evi de alacağız. Nasıl alacaksın Emre doğruyu söyle. Şimdi öyle kandırarak onu nasıl alacağım villayı? Yalan söylüyor ya daha çok sinirleniyorum. Ben aptal mıyım ya nasıl odan alacağımızı bakılınca? Söylüyorum. Nasıl alacağımızı hemen söylüyorum. Elimden tutacak Esra Hanım. Tekrar konuyu toparlıyorum.
annemden burada rica edeceğiz. Anneciğim diyeceğiz. Biz bir ev taktın istiyoruz. Taktın anana ya yine. Ne anası oğlum, ben seni istemiyorum ben. Taktın anana yine. Sen istiyorsun ne beni. Ne anacısın ya. Sen beni istiyorsun. Yolduk senin anacılığında. Sen beni istiyorsun Nurgül. Ben seni istemiyorum. Anneni bir kenara bırak. İstemiyorsan. Sen beni ikna et. İstemiyorsan niye burada oturuyorsun? İstiyorsun ki burada oturuyorsun. Ne benim karşımda var? Benle muhatap oluyorsun ki beni seviyorsun hala. Konuşuyorum. Sevmesen oturur belki mu insan? Belki düzelirsin diye konuşmaya çalışıyorum. Esra'nın psikolog daha iyi bilir. Psikolog ya, o yüzden şimdi zaten geldik. Sen isteklerini ve yapabileceklerini doğru söylemen lazım. Artık kandırma, hani baştaki gibi onu yaparım ederim deme. Kandırma. Gerçekten yapabileceğini söylesen. Gerçekten yapabileceğimi söylüyorum. Yani belki villa alırız deme çünkü villa alamayacağız. Alamayız yani. Ben şuna güveniyorum Esra Hanım. Ben arkamda aslanlar gibi bir anam var benim. Osmanlı kadın. Yemin ediyorum size. Osmanlı gibi bir kadın var annem. Annem yani. Ama anne çelenk yolluyor düğüne. Ama Nurgül'le alakalı. Nurgül birazcık mütevazı olsa. Ne yapsın annene Nurgül? Ya düzgün takılacak. Böyle beni aşağılayıcı, oğluna ezici kelimeler söylemeyecek. Oğlunu sevmiyorum demeyecek mesela. Demeyecek ya bunlara. Emre Bey tamam da taziye çelenginden villaya nasıl gelecek bu süreç? Gelecek. Yani cenazeye ya çelenk gönderir gibi düğüne çelenk gönderen bir kadın doğrudan bu aşamaya nasıl gelir mi? Nasıl villayı alacak bu kadın? Asla gelmez. Çok zor yani gibi ya. Bir şey söyleyeceğim. Hı-hı. Bir anne. Bırak anneni bırak. Bir anne. Anneni hayatından çıkart, istemiyorum. Bir anne evladın. O anneni bırak artık. Bir anne şu evladını atar mı? Şu ikide bir anne kelimesini bırak. Bir birey ol, adam ol dediğim bu işte, anladın ya mı? Ya bir şey söyleyeceğim. Bir anne evladını atar mı ya? Anne evladını atar mı? Ama bak ben de ama at demiyor. Annene atmaz. Güvenip yapma diyor bir şeyleri. Benim annem söz veriyorum hepsini yapacak ya. Vallahi de yapacak. Öyle mi dedi sana? Yapacak ya. Öyle mi dedi sana? Evet düzelsin. Düzelsin birazcık düzelsin yapacak annem. Öyle dedi bana. İşte onun düzelmesi ne oluyor? Mesela başımı kapatacağım. Yok yo, öyle buraya bir şey. Buraya kadar etek giyeceğim. Hayır öyle bir şey istemiyorum. Evet istediğim sadece o. Saygı. Saygı. Oğluna iyi davrandığını görsün yani bu kadın. Yani oğluna iyi davranmanı evet, istiyor. Evet burada bizi mutlu görsün. Bir gün bile görse gelecek buraya diyecek ki oğlum ne istiyorsan alayım diyecek. Kafasını çeviriyor bizi mutlu görünce kadın. Vallahi kadın diyecek. Benden nefret ediyor. Düğün günü duygularla yaptığın. Duygularla karşılıklı ben de nefret ediyorum. Nurgül, İstemiyorum senin anneni. Düğün günü yaptığın hareketten İstemiyorum. Dolayı. Ya git. Düğün günü. Beni öyle götürürsün. Düğün günü yaptığın hareketlerden dolayı. Bak benimle o tarzda konuşma. Bak ben sana güzel güzel anlatıyorum. Rica ediyorum. Güzel güzel tamam anlatma şeklin bu mu güzel senin? Güzel güzel anlatıyorum. Rica ediyorum senden. Bu kadar ilişkiyi bir anda çöpe atmayalım. Vallahi atmayalım. Gerek var mı? Şimdi tekrardan bir insanı tanı, sev, uğraş, ay, mücadele et. Yemin ediyorum bak şimdi saçma sapan hareketler yapacağım. Ya yaptırtma bana. Sakin olun, sakin olun tamam şimdi. Tamam ama git elim yaklaşma bana. Titriyor. Bana yaklaşma. Ben sana yaklaştıkça, yaklaşma. Ben sana bir adım geldikçe sen beni itiyorsun. İstemiyorum. Ben sana geldikçe sen beni itiyorsun. İki kelimeden bile bunu. Anne ya. Bak bana kim bunu ister yapma. Seni? Kim ister? Bana bunu Allah rızası için yapma. Kim ister seni? İki kelimenden bile anne. Tamam yapacak diyorum sana her şeyi ya. Oğlum ne alakası var? Sana evi de alacak, arabayı da alacak diyorum. Her şeyi yapacak. Sadece bir adım gel şu kadına ya. Bir adım gel ne şu yapsın, kadına. Ne yapsın Emre açıkça söyle. Söylüyorum açıkça Esra Hanım. Ne yapsın söyle. Düzgün olsun böyle hareketler yapmasın bana İşte ama birkaç bile. Tane örnek ver. Düzgün örnek olmak ol. Ne demek? Ne düzgün demek? Düzgün olmak demek saygılı olmak, edepli olmak, hayya. Bilmem her şeyi bilmek demek, terbiyeli olmak. İnsanların önünde birazcık saygılı ol ya oğluna karşı. Kadın da izliyor beni. Utanıyor belki evladından ya. Utanıyordur abi. Benim de evladım olsa ben de utanırım bu adamdan. Ben kendimden utandım bir kere. Yaptığın hareketlere bak ya. Bir insan yerine koy bizi artık. Ta yeter işine Nurgül. Gelmiyorsa insan git. Yerine koy bizi. Git ben böyleyim. Seni seviyorum. Git o zaman. Ya seni seviyorum niye anlamıyorsun kızım sen? Seni seviyorum. Ben seviyorum. Sana tapıyorum. Ben sana ruhumu vermişim. Aha. Sana her şeyimi aha. Hayatımı adamışım. Bu kadar mücadele verirken. Yaptığın hareketler bırak oluyor şu. Mu ya? Yanlış be. Ayıp ya. İnsan utanır biraz ya yaptığı hareketlerden. Yani birazcık diyor ki Nurgül, biraz iyi davransan, beni sevdiğini belli etsen çok daha diyor. Ben böyle seviyorum. Sen normalde yani böyle iyi zamanınızda da mı çok sevdiğini? Ben böyle seviyorum. Ben çok sevgimi belli edebilen bir insan değilim. Hı hı. Çok da sevilerek büyütülmüş bir insan da değilim. Ben böyle seviyorum. Yani sevdiğin zamanda da aslında daha hırçın. Sert tavırlarım, hırçınsın. Hırçınım yani. Öyle miydi hep Emre? Ne oldu Emre? Tabii gururu kırılıyordur. Belki annesi de eve gittiğinde söylüyor ama sen hani ben seni böyle yetiştirmedim. Hani bu şekilde davranılmasını hak etmiyorsun gibi söylüyorsa belki o da yani kırıyordur onu. Hı.
Hayır yani tabii insan için üzücü. Şimdi benim de oğlum olduğu için belki hani şimdi sevmek de bazen öyle seçilerek sevilmiyor. Bazen istediğimiz gibi olmuyor ama seviyoruz. Zarar görüyoruz ama seviyoruz. Gel biraz otur Emre. Otur Emre sen de. Hı? Yani bazen zarar görsek de sevebiliyoruz. Çocuk kabul etmedi. Çocuğa kadar istemedim ya. Çocuk bile istemedim senden ya. Çocuk istemiyoruz, onu istemiyoruz, bunu istemiyoruz. Ne istiyorsun sen benden ya? Evet çok büyük fedakarlık aslında. Kimse bu yani. Kimse yapmaz Esra Hanım ya bunu. Çocuk istemiyorum ya. Ben çocuk hasretiyle yanan, tutuşan bir adamım ya. Bir çocuğum olsun diye 30 yaşına kadar bu kadar mücadele ettim. Evleneyim diye namaza başlayacağım dedim ya. Evleneyim dedim yeter ki ya. Evleneyim. Vallahi dedim 5 vakit namaza başlayacağım dedim ya. Ben de bu kadar çocuk istemiyoruz Mehmet'le. Abi. Bir şey istemiyoruz. Ne istiyorsan yapıyoruz. Niye bana bu kadar eziyet ettiriyorsun sen ya? Evmiş villaymış. Söz veriyorum anam alacak diyorum sana ya. Biraz elimden tut da şöyle bir gel ya. Hiç adım atmıyorsun Nurgül. Hiç adım atmıyorsun yani. Ama üzüldü Nurgül de. Tabii senin de üzülmeni istemiyordur. Tabii çocuktan, ben de böyle seviyorum yani. Çocuktan vazgeçmek de zor bir şey ama hayatında hiç çocuğu olmayacak. Yani şu an belki hani ne kadar süre birlikte alırsanız büyük bir fedakarlık bu çocuk. Yani annen ne diyor çocuk istemiyorsunuz çocuğunuz olmayacak bu duruma? O da torun istiyordur. Yani Emre demek ki ne kadar Nurgül'ü bebeği gibi seviyor ki çocuktan vazgeçti. Annen ne diyor çocuktan vazgeçmeyi Emre? Annem Nurgül'ü bile istemiyor ki. Çocuğu mu düşünecek Esra Hanım ya? Çocuğu Nurgül'ü istemiyor daha başta. Ya size böyle söylense sizin tepkiniz ne olur yani? İstemiyor. Adam annesinden vazgeçmiyor. Ne yapayım ben mi gidip yalvaracağım kadın olarak? İstemiyorlarsa istemiyorlar ne yapayım yani? Seni istemediklerini söylüyorsun. Evet. Ama bazı birazcık davranış değişik. Zaten hep değişik. İstenmeyerek büyümüş çocuklarız yani. Sen öyle miydin Nurgül? İstenmeyerek mi büyüdün? Öyle büyütürdük. Biz istemeyeni biz de istemiyoruz yani ne yapalım. Aslında Emre'nin annesi de hani istemediğini gösterdi. O da seni hep kırdı. Ama oğlu da bir o kadar çok istiyor. O kadar çok seviyor. Böyle mi? Bir kere peki adım at ya. Annesinin seni istemiyor olması seni kırıyor mu üzüyor mu Nurgül? Ne kadar güçlü durunsa da bazen bu güçlü duruşun altında çok... O kırgınlığımızı kapatmak için de güçlü durmak zorunda kalabiliriz. Ondan zaten. Ondan öyle duruyorum aslında. Ver tabii... eline her şeyi yeniden başlayalım. Ver eline. Her şeyi yeniden başlayalım. Annem her şeyimizi alır. Evimiz de olur, arabamız da olur. Allah büyük ya. Sen niye bu kadar çok dert sıkıntı ediyorsun? Beni de vallahi uyumuyorum. Kaç aydır uyumuyorum. Hmm. Yemek yemiyorum. Su içmiyorum ya. Hep sıkıntı sıkıntı stres. Ben 4-4'teyim çünkü. Yok Nurgül keyfim... sen isteklerinden vazgeçmiyorsun ki. Hep böyle bir lüks isteği. Ya bunları bir kenara Allah'ını bırakalım. Allah'ını seversen. İsteseydim çok daha lüksünü bulurdum zaten. Ben senin bana yokken yaptığın fedakarlıkları sevmiştim aslında. Anladın mı? Yapıyorum hangi ben de. Hangi fedakarlıklar Nurgül? Ya yemeyip yedirdiğini falan. Mesela parası yokken taksiye bineceği yerde bilerek evine gittiğini biliyorum yani. Şimdi bir insanın altında araba varken yanına gelip gitmesi çok farklı. O onun için fedakarlık ama mesela Emre yokken yapıyordu. Ben onları farkında olduğum için zaten onun yanında oldum. Aslında Emre şimdi de aynı davranıyor. Ben elimden geleni yaparım diyor. Yedirmem. Yemem yediririm diyor. Ama annesinden de geçmiyor yani. Annemden neden geçmiyor? İstemiyor. Ben istemeyi ben niye isteyeyim Esra Hanım şimdi... ya? Sen annesiyle görüşmesin mi hiç istiyorsun? Yani görüşmesin ne işi var yani? Ben annemle ne kadar görüşüyorum o da o kadar görüşsün. Az görüşsün. Ama her gün de olmaz ki yani. Ben annemle ama aynı yerdesiniz üst katınızda oturuyor. İşte ne gerek var yani anladın mı? Ne gerek var? Ne gerek var yani yanıma kadar soktun o anneni? Bu arada anneni aradı bizim ekip arkadaşlarımız. Onlar beni ilgilendirmez, ben hiçbir şeye destek olmam demiş. Nurgül'den sebep öyle diyor Esra Hanım. Nurgül güzelce yaklaşsa az önce yaptığı... Ekip arkadaşlarımızın yüzüne kapatmış sinirlenip. Ama az önce işte o yastığı fırlatıyor, kadın gördü bunu. Yastığı yüzüme fırlatmadı mı?
Yastığı yüzüme fırlattı. Kadın gördü. Şimdi evladına böyle davranan bir insana hangisinin mal varlığını verir? Ya da bir adım atar. Ev mi istiyorsun? Alayım oğlum. Benim ailem bana sen çok destek olacak bir insan. Sen şunu anlamıyorsun. Bak hala anlamıyorsun. Normalde. Hala anlamıyorsun. Bundan 4 tane nişanını ya attınız o zaman. Ben olmasaydım sen kimseyle evlenemezdin Emre. O kafadan çıksın anne seni kimseyle evlendirmez. Tam evlendik senin ne oldu? Senin süs. Yani bunu anlayamadığı için kızıyorum aslında. Yani seni kenara seni kimseyle evlendirmek istemiyor kadın. Ne onun diyorsun? Yanında ol istiyor. Anladın tamam, mı? Bunu sen hiç düşündün mü Emre? Hayır öyle şeyler düşünmüyor annem. Vallahi öyle. Annem sadece... Niye bunu ben... Hadi tamam benim, ben kötüyüm. Benim bak annemin, ben kötüyüm. Benim annemin tek istediği benim şey... sana sahip çıktığım kadar diğerleri çıksaydı belki onlarla ne da evlenecektim. Böyle mi sahip çıkıyorsun bana? Tamam ver abi. Çıkmıyorum tamam, artık istemiyorum. Tamam gel hadi gidelim. Asla. Hadi gel gidelim. Asla bak sakın tamam, yaklaşma. Tamam gel. Asla. Sahip çıkarım diyorsun. İstemiyorum. Tamam ver elini. Sakın. Ver, sakın, ver elini. Sakın. Ver sakın. Elini sahip çıkarım diyorsun ya hadi çık çıktığım bana abi. Çıktığım zamanlar da oldu. Bana sahip çıkacaksın ya. Hadi tut elimden. Hadi tut. Tut elimden. Her şeyi yapalım. Hadi. Her ya, şeyi yapalım. Git şuradan. Her şeyi yapalım abi. İstemiyorum diyorum ya. Çıktığımız zaman da oldu. Gene sen istemedi. Sen ne istediğini biliyor senin musun? Senin annen. Sen ne istediğini biliyor musun? Senin istediğin birisi. Sen ne istediğini biliyor musun? Onun istediği birisiyle evlenirsen olur ya. Sen ne istediğini biliyor musun? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Sen ne istediğini biliyor musun? Ev istemiyor muydun? He? Ya villa. Villa olacak mı yani? Olacak. Hepsi olacak. Yalan söylüyor işte ben bunlara da sinirleniyorum. Beni aptal yerine hepsi koyuyor. Hepsi olacak. Villa olacak diyor şimdi. Olmayacak. 6 sene önce de aynı şeyi söylüyordu. O zaman şimdi da villa olacak dedi. Evet villa baktık biz ya. Oturduk villa baktık kiralık. Ama annem bana bir söz verdi. Öyle bir gelin getireceksin ki dedi. Ben dedi oğlum vallahi dedi bütün her şeyimi veririm sana. Villada da yaşatırsın sevdiğin kadını. O Nurgül mü peki öyle bir gelin dedi? Nurgül'ü görünce kadın vazgeçti her şeyden. Emre biraz annen sana benziyor olabilir. Önden vaat veriyor sonra onların değişmesini istiyor olabilir. Yapmıyor olabilir. Yok. Bizim ailede gerçekten terbiye, ahlak çok abi yapma bak. Yani böyle yapma. Biz izleyip duruz görüntüyü. Tamam terbiye ahlak güzel de. Cenaze namazına çelenk gönderir gibi şimdi, şey göndermiş. Şey ya. Söyleyeceğim. Bir kadın şimdi... O kadar insanın içinde su dökerse oğlunu rencide duruma sonra dökülüyor. Sonra oldu su sonra dökülüyor. Sonradan sonra oldu. Şeyler sonra dökülüyor. Televizyonda da bana neler yaptı. Ama su sonra dökülüyor kapısında, ya. Kapısından evet. Başımdan aşağı bana battaniye fırlattı. Ama şimdi bak takı düşün düğünde bir ödül yani. Bir sonuçta o sizin birikiminiz olacak. Bütün takıları engellemiş kadın. Bu da insanı sinir eder yani. Buna şimdi bir de bu gerçek düğün değil başkası olacak anlamında diyor. Yani onu şimdi, söylüyor. Bir de çıkıyorsun takı için. Yani rezalet yerin dibine girseydim yani. Beni seviyor musun? Benim annem sen taktı. Sen beni seviyor musun Nurgül? İşte bir tane yine benim akraba değil de arkadaşlarımdan biri takı taktı. İşte ekip taktı o zaman. Sıra bekliyoruz kimse gelmiyor takıya. Düşünebiliyor musun? Orada düştüğüm durumu düşünebiliyor ama musun? Ama var ya şunu da söyleyeyim. Şunu da söyleyeyim yani. Esra Hanım. Utandım çok yani. Çok özür dileyerek bunu söylemek istiyorum. Daha takıya başlamadan Nurgül Hanım takıları diyor ne yapacağız? Buraya mı koyalım? Yanımızda şunu mu alalım? Düğünün başında anamızı ama. Anamızı mı yanımıza alalım? Bir ama bunu gelinler planlar canım. Yanımızda takımızı taşıyan bir kardeşimiz olur. O onlar olsun istiyorlar. Şimdi ha, benim kendiniz anneme, olun istiyorsunuz. Hem beni sevmiyorlar, istemiyorlar. Hem de takıyı onlar taşıyor. Bakın çok önemli bir konu bu. Çok önemli bir konu. Benim anneme düğünde Nurgül Hanım uzaklaştırma almayı bastırarak söyledi ekranda. Uzaklaştırma istiyorum, uzaklaştırma keşke istiyorum. Keşke de alsaymışım. Neden? O düğün günü takıda annem işte bir şey yapmasın diye. Annem de tabii uzaklaştırma falan dinlemedi. Zannetti ki Nurgül'ü para göz. Vallahi öyle biri değil anne. Öyle para göz bir kadın değil bu. Vallahi değil. Sadece bunun içinde var. Böyle dilinde var ya, yüreğinde yok böyle bir şey ya. Peki Emre sen, şimdi ben hep diyorum hep annem var bize villa alacak diyorsun ama... Şimdi annen hep yüzümüze kapatıyormuş ekip arkadaşlarımız. Acaba sen birazcık hani çok sevdiğin için hayal kurarak yaklaşıyor olabilir misin? Yani kendi dünyamda mı? Vallahi nasıl bir psikolojisi var siz anlarsınız Esra Hanım. Ben bunu psikolojisi çözemedim. Hayır sanki çünkü hayal kuruyor. Yani şu bu kadın hani villa alacak bir kadına benzemiyor. Villayı bırak bir çöp alacak bir kadına bile benzemiyor. Bir de kendi evini niye almıyor kirada oturuyorsunuz? Nasıl yani? Evi alırdı, villa alacak bir kişi. Kendini alırdı değil mi? Hayır, Antep'te bir sürü bizim mal varlığımız var. Kadın İstanbul'da benim bir üst katımda yaşıyor. Yani bu Antep'te arada, istese konakta yaşar benim annem. Kayınvalide onların yanına gelmek için üst kata tabii, geliyor. Yani evi var kadının Antep'te, altında var, yerleri evini, var. Evini satıp kalkıp
Sırf biz de orada bir sene kiracılık oturuyoruz ya, o daireyi alamaz. Ne olmuş bir yer Avukat bey. Fıstık yerini satsın buradan, villa alır ki. Alamaz. Alır. Kadın alır. Antep kadın abi. Memleketine aşık bir kadın bu. Ben o kadını İstanbul'a, anladın mı, İstanbul'a yaşatamam belki. Gidecek tekrardan Antep'e. Oradaki mal varlığını satmak istemiyor olabilir bu kadın. Ama diyorum ki sana, sen biraz üstüplü o. İşte tekrardan. Ya Nurgül, burada sevgimizi göstersek, aşkımızı inandırsak anneme, tamam mı? Yemin ediyorum sana her şeyimizi yapacağım. Annen değil. Değişir mi? Her değişir şey. Mi kandırma anne? Yok. Kandırma yok. Biz birbirimizi seviyoruz ya. Emre, annene şimdi bugün sevdiğini göstersen annem değişir diyorsun ama önce bence demin konuşamadık. Nurgül, sen şartlarını söylesene. Gerçekten açık açık, sen zaten her şeyi açık söylüyorsun. Söyle bakalım ne diyecek Emre, annesi ne diyecek? Bunları biz 100 kere konuştuk, gene söyleyeyim. Söyle. Açık açık söyle. Evet. Söyle. Ne istediğini söyle ama. Ben de ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim burada. Ekran bekle. Söyle mesela değil. Başla bir. Yani ben bir iş yeri açsın. Hı hı. Güzel paralar kazanabileceği, çalışsın yani. Ofisi olsun yani, evden bir gitsin. Evet, evden bir gitsin bir kere. Hı hı. Yani villa istiyorum tabii, olsun, herkes ister. Bahçeli bir ev istiyorsun sen. Yok, bahçeli bir ev değil. Bayağı villa istiyorum, havuzlu da. Ha, müstakil olacak yani. Havuzlu. Şimdi buna müstakil deyince de gidiyor bu bodrum kat buluyor, bahçeli getiriyor. O yüzden yani. O villa ondan... değil ama bodrum yani... kat. Onun için sen bahçe katı değil, evet, dedin. O yüzden söylüyorum, bahçe katı değil yani. Şimdi ben bir tane buldum. Gece kondu dedi. Vallahi buldum. Bir nasıl oldu? Sıfır. Buldum abi. Yok yani. Müstakil bir ev. Ama sadece bahçesi varmış, içi tam yokmuş. Bahçesi var. Kendi böyle pirketlerle dizmişler. Çok da güzel. Kirası da uygundu. Yemin ediyorum size, beğenmedi. Burası gece kondu dedi. Dedim vallahi zamanla ya, ben burayı deşeceğim. Ya de anlatayım ben Esra Hanım. Evet, nasıl bir yerdi? Küvete jacuzzi diyen bir adam bu. Küvete. Nasıl küvet? Küçük ha. Küvet mi? Normal küvet var ya evlerde, evet. Eskiden vardı ya küvetler, bilirsiniz. Jacuzzi o. Jacuzzi diyen bir adam yani. Jacuzzi abi o. O yüzden nasıl bunu küvet? Açık açık şey olduğunu anlatacaksın. Küvetle jacuzzi'nin yani. Bana açılımını, farklılığını söyler misin? Küvet de aynı, jacuzzi de, kapağını kapatıyorsun, suyu dolduruyorsun. Ne fark eder? Diğerinde su akıyor. Fark eden bir şey var mı? Bakayım, birinde Gülşen Hanım var diyor. Bak Gülşen Hanım çok iyi biliyormuş jacuzzi'leri. Var tabii ki de Gülşen yani. Gülşen Hanım herhalde uzman bu konuda. Başka, jacuzzi başka. Ya ne alakası var, ikisi aynı. O jacuzziye oturduğun zaman ayaklarına masaj yapıyor, sular. Beline masaj yapıyor, sular. Yukarıdan geliyor sular. Jacuzzi öyle. Küvet öyle mi? Küvete oturuyorsun, böyle tası da yıkanıyorsun. Hayır hanımefendi. Küvetin de... Küvetin sabanı de, banyo gibi. Küvetin de deliğini kapatıyorsunuz. İçine suyu hayır dolduruyorsunuz. Jacuzzi işte. Hayır efendim. Yanlardan böyle fışkıran sular var. İlla o mu olmasa lazım hanımefendi. Ki işte yani. Aynısı işte. Pardon, ne fark bir eder? Var, biraz daha geliştirilmiş hali. Esra'nın bir de ne var biliyor musun? Yemin ederim radyosu var. Aa, jacuzzileri. Tabii. Sen ne kadar iyi jacuzzi biliyorsun ya. Ben böyle anlatamam ha. Jacuzzi uzmanı çıktı Gülşen evet, Hanım. Evet, benim vardı çünkü ondan biliyorum. Ha, bak varmış bak, Gülşen Hanım. Evet. Milletin evinde var mı? Benim evimde niye olmasın? Ben İstanbul'da yaşıyorum. Evet. Boğaz'ı görmeyeceksen niye İstanbul'da yaşıyorum? Boğaz ben manzaralı villa istiyorsun. Evet. Ama Boğaz'ı gören çok Boğaz'ı, az bir şey var ya. Boğaz'ı görürse biraz yani pahalı olur. Yani Boğaz'ı görmeyeceksek niye İstanbul'da yani yaşıyorum? Yani o zaman sen böyle Sarıyer, Ulus, Ortaköy... Tabii. Benim neyim eksik olanlarda? Neyim eksik ya? Esra Hanım. Ya tabii insan böyle düşünebilir. Benim aldığım zamanda Nurgül Hanım'ın oturduğu daire birinci kat. Sadece karşısında bir tane daha bina var. Tek gördüğü manzara yol. Başka da hiçbir şey görmüyor. Ben nasıl bu saatten Boğaz'ı sonra görmek olsun istiyor buradan? Buradan buralara nasıl atıyorsun? Bu zamana kadar süründüm. Bu saatten sonra sürünmek istemiyorum. Yani oradan aslında diyorsun durumu o kadar iyi değildi. Yani ben aldığım zaman yani seçtiğim zaman bunu hayatımda durumu iyi değildi. Şimdi Allah, daha iyi durumda. Benim durumum ondan iyidir. Esra Hanım, madem durumu iyi, beni seviyorsa kendi durumuyla oturalım yok orada. Yok canım, benim villa alacak Nurgül, durumum yok. Nurgül yapar mı sence? Senden iyi. Tabii kendi senden durumum. Senden iyi, villa alacak ya. Durumum yok benim. Tamam, varsa durumun. Nurgül yapsın diyorsun. Hayat müşterek değil mi abi? Onu ama, kabul eder misin sen Emre? Onu kabul eder misin? Ne yapayım? Yani, Nurgül alsa, yapabilse, onun evinde otursan kabul eder misin? Ben ara sıra işte... Ben kabul eder miyim? Bir bakayım, o kabul edecek mi? Ben ederim. Sen Nurgül? Ben niye kabul edeyim ya? Ben kendi kendime villa alacaksam, jip alacaksam... Onu için oturtmaz mısın? Yani yanımda olsa ne? Olmaz da bana çok lazım değil yani adam. Bak Emre, yani onun alması olmuyor. O zaman elimi tutuyorsun hayatım. Tamam mı bir tane? Sana ben ayakkabımı bile vermem. Gözüküyor. Ama Emre Bey, bu kadın size çok güvenmiş. Çok. Demin anlattınız ya. Evet. Karşıda yol manzarasından doğrudan villaya nasıl hayal kurdu? O kadar hayal kurdurmuş. Ama sana o kadar güvenmiş. Şimdi ben hayır bir de var ya o zamanlar şimdi bir
şeyi var. Instagram diyebiliyor muyuz? Tabii tabii diyebilirsin. Instagram sayfasına bakıyorsun. Adam zenginlikten ölecek yani. Ha, bak şimdi bu erkeklerin paylaşımı da ne? Saatini matini mi koyuyor arabasını? Yani ne koyuyor sosyal medyasında? Ya bir de hep sanat camiasının fotoğraflarını falan çekiyor. İşte ödül almış falan filan programlarda. Dedim var yani bu adamda para. Bu zengin yani. Sosyal medyasına baktığında zengin çok olduğunu zengin düşün. Çok zengin bir araba var altında zaten. Vuu yani. Kiminmiş o araba? Arkadaşının. Ha, ona mı post koydu? Evet. Kendinin gibi. Bunu tek yapan ben değilim bence. Hayır vallahi yani arkadaşının arabasını alıyor. Aldandım yani. Peki saatini matini böyle koyuyor muydu? Onları da koyuyorlar o ya. Zaten saati böyle geziyor fark etmiyor musun? Vallahi bu ne ha? Saatimi mi gösteriyorum şu anda burada? Sen öyle geziyorsun yani. Allah Allah yemin ediyorum çıkartayım şunu ya. Yemin ediyorum acaba göstermeyeceğim ya. Hiç sana böyle gerçek olmayan bir dünya çizdi sosyal medyasıyla yapabileceklerini hayal... söylemesiyle. Evet. Hayal kurdurdu derken evet. Ama niye? Benim isteklerim de bu doğrultu olduğunu ben ona hissettirdim başta. Evlilik düşünmüyorum işte. Hı hı. Yani evleneceksem yani şu şartlarda olursa evlenirim moduna girdim ben de. Aha. İstemiyorum ya ben de evlilik. Nurgül'cüğüm. O kafalarda değilim. Daha yeni ayrılmışım çocuk 6 sene aklın neredeydi senin ya? Şimdi bana arabadan bahsediyorsun. 6 sene bir adamla zaman geçirmişsin. Aklın başın neredeydi? Onu söyle bana. Aklın neredeydi? Nikah masasında neredeydin? Kafan neredeydi? Ne düşünüyordun? He? Bunları söyle burada insanlara. Söylüyorum. Yok arabayla resim çekildi de beni kandırdı da ben seni kandırdıysam bu kadar adam değilsem tamam mı bu kadar adam değilsem 6 sene benimle niye birlikte oldun o düğünü bana niye yaptırdın? Yani o süreç içinde anlayabilirdin diyor. Doğru anlaşılır. Bir gün değil iki gün değil Esra Hanım. 6 sene koskoca bir 6 yıl. Ama anladığı zaman sana aşık olmuş bence. Olmuştum aşık o yüzden yani. Ve bunu çok geç olmadan anladım ben zaten. Ben şurada bak haklı. Burada sen haklısın ama şunu erkekler bazen kadınları kandırıyor. Yani ben buna çok rast geldim. Yani sanki çok zenginmiş gibi şöyleymiş gibi sana bunu yaparım. Hayaller kuyduruyor. Ama oysa yapacak durumu yok. Bunu da ya görebiliyoruz. Oturup villa bakar mısın? Bakıyor muydunuz evet, siz? Evet beraber yaşamak için villa bakıyoruz. Bakar mısın? Olmasa bakmaz. Ama yokmuş işte. Esra Hanım. Yokmuş varmış gibi gösterdi bana. Esra Hanım. Ben onu baktım. Da senin aklına geldikçe sen sinirleniyorsun. Esra Hanım ben elimden gelen ya her şeyi yapmaya çalıştım. Ya tabii ki de sinirleniyorum. Çalıştım. Beni kandırdığı da düşünüyorum. Ben o villa müstakil evi de buldum. Dedim bak burası villa. Burada bahçemiz de olur. Yaşarız da. Oraya gece kondu dedi hanımefendi. Beğenmedi orayı. Ya gece tamam. Kondu zaten. Beğenmedi. Gece kondu dedi abi. Ben o evin görüntüleri var mı? Tabii gösteririz. Yani tekrar gideriz. O görüntüler bende yok. Tekrardan ben oraya gideriz. Bir getirelim bakalım. Bir beraber. Nasıl bir villaydı? Villa falan değil. Müstakil evler oluyor ya gece kondu çatılı falan. Hayır hayır. Sadece bahçesi var. Çok bahçede güzel. Bahçede yani. Şimdi, bir dakika içerisi yok mu yani? Hayır hayır. Esra Hanım şöyle şey var. Jacuzzi ile küveti. Şimdi ikisini eşleyen bir insan. Şimdi gece konduyla villayı belki. Belki benziyor işte bahçeli bir ev olarak. Evde içerisi tek oda galiba öyle mi? Ya tek oda değil. 2+1 de gece kondu yani. Yağmur yağsa akar yani. Akmaz oo. Abi. Ben sordum adama dedim sobalı ki. Ev. Adama sobalı sordum. Sobalı ev. Bu akar mı dedim. Adam bana şömine dedi ki. Şömine yaparız diyor. Emlakçı bana şunu dedi. Şömine yaparız diyor. Emlakçı bana bunu dedi. Abi dedi yeni yaptırdık dedi. Üstlerine dedi şeyler bu şeylerden dejlerden bile dökmüşler. Asla bu ev akmaz dedi. 10 yıl kafan rahat oturursun dedi. Villa mı yani? Evet villa abi bahçesi yok mu? Normal müstakil de bir ev. Villa işte. Yani aslında Emre sen onun gözü böyle villa gibi görsün. Onu böyle biraz sevgiyle birlikte. Ya Esra Hanım biz istersek vallahi her şeyi öyle görebiliriz. Hayal edebiliriz. Önemli olan mutlu olmamız değil kesinlikle, mi? Kesinlikle kesinlikle. Evet. Mutluluk. Bir soğan yersin mutlu olursun. Bugün parayla satın alınacak şey tek nedir? Huzur mutluluk abi sağlık. Ama Nurgül'ün pek soğan yiyesi yok gibi geliyor bana. Soğan yiyerek ben geçin. O kadın değilim yani. Oturup soğan yiyecek bir kadın değilim yani. Ya o mecazi yani. Anlamda ben de kalkıp soğanı vereceğim. Al Nurgül ekmek arası biz soğan yiyeceğim yani. Biz de mecazi anlamda söylüyoruz. Diyoruz demeyeceğim ki, yani bunu. Biz diyoruz biftek. Sen diyorsun soğan ekmek. Anladın mı? Nurgül, fark var isteklerinizde. Şimdi bu yemenin sonu var. Yok abi. Bu yemenin tamam mı? Vallahi sonu yok. Ye bünye bu. Her şey ister. Kebap de ister. Döner de ister. İskender de ister. Bünye her şey ister. Yemenin sonu yok. Bugün bunu yeriz, yarın kuru fasulye yeriz. Yarın kuru fasulye yeriz, öbürsü gün döner yeriz. Kanatı var bir paramız de. Paramız olur, kanat yeriz. Dediği gibi. Her gün evet. İnsanlar, en lüksü var mı abi? Abi kanat çünkü da. Çünkü düşünsene abi, et yiyorsun, etin daha üstünü ne yiyeceksin yarın?
Pirzola tamam. Yani şunu diyorsun, az yesin, az mı yesin biraz? Ya yok, az yemesi değil. Yemenin üstünü söyler misiniz? Canın ne isterse onu yersin abi. Yani her canın istediği yiyebiliyor mu senin? Yiyebiliyor. Her bana canın istediğini yiyebiliyor. Trilyonluk da olsan içeceğim bir kahve. Bakıyorum doğru söylüyor. Yani evet. Paramız varken de çok mutlu değildik. Hı hı. Paramın olduğu zamanlar da var. O kahveyi belki bu adamla içtiğim kadar tat alamıyorum. Bak biri böyle şey yapıyor yani. Empoze ediyorum. Manipüle ediyor diyecek. Evet, anladınız mı? Şimdi o aşık olmamın nedeni de o. Aslında ben bunları istiyorum, kendimden eminim ama adam karşıma geçiyor. O bir bardak kahveyi mesela mutfakta içiyoruz. Normal sıradan bir mutfakta içiyorum ama mutluyum diyorum. Hı hı. Adam diyorum haklı. Trilyonlukken de kahvenin üstüne içiyorsun ki. Tabii. Yani aslında böyle düşünebilirsin. Gerçekten belli bir standarda geldikten sonra zaten çok üst standartlarla aynı şeyi yapıyorsun. Yani daha fazlası yok. Ama şimdi diğer standartlarını karşılayamıyorsun. Mesela villa, işte, jip, daha araban yok Emre. Esra Hanım, bunları diyorum ki ben annem annemden yapsın. Temin edeceğim. Ama dediğim gibi tekrar başa dönüyorum. Elimden tutup burada anneme sevgimizi, aşkımızı herkese tekrardan hissettirmemiz lazım. Şu anne İnsanların aşkı bitmedi bunda. Bize inanması gerekiyor. Belki bu anne aşkı bitseydi ben o durumlara da katlanacaktım yani. Anne... Annesine de çok düşkün. Bu ne ya? Kedi. Kedi anne... içeride kaldı. Ha, yukarıda kalmış. Pıs, pıs, pıs. Allah Allah. Biz kedi sesi geliyor da biz hani bir arada bağırıyor herhalde şey oldu. Peki Emre. Evet. Esra. Yani sen annenin yani aslında bir hayali, evlilik hayalini de anne üzerine kurmak da doğru değil. O yüzden orada hani annene de bir soralım tabii dediğin gibi ama ne söyleyeceksin son Nurgül'e? Biz anneyle de konuşalım bir bakalım dediğin gibi. Ne söyleyeceğim? Hemen söyleyeceğimi söylüyorum. Dokunma. Seni çok seviyorum. Dokunma. Seni çok seviyorum. Dokunma. Tamam mı? Dokunma. Söz veriyorum. Dokunma. Her şeyi de ne halledeceğim. Benim yanımda olman yeterli. Benim yanımda ol yeterli. Tamam mı? İstemiyorum. Benim yanımda ol yeterli. Musun? Sen beni ikna et. Annenden vazgeç artık. Belli verir misin? Belli ver. Ben artık istemiyorum belli seni. Belli ver, bir şey göstereceğim herkese. Ne belli verir misin? Belli verir misin? Hayır vermeyeceğim. Belli ver, bir şey göstereceğim. Dokunmak istemiyorum. Elinde bir şey var. Elinde bir şey göstereceğim. Ne var? Elinde bir şey saklıyor. Ver. Eline hayır, verir bir misin? Bir şey saklamıyorum ya. Benim aşık olduğum noktayı göstereceğim Nurgül'deki. Elini verir mi? Bir göster bakayım Nurgül. Merak bak herkes neymiş. Herkes görecek bak. Göstereyim. Aşık olduğum noktayı. Elini defolup git ya. İstemiyor. Bence sen annenle biz bir yarın konuşalım Emre.